Çilek! Çilek! Ay ne yapıyor bu kız? Duymuyor mu beni? Çilek! Efendim dedeciğim? Hani sabah bir şey demiştin. Anneannen beni mahkemeye götürmezse sen götürecektin. O zaman sıkı dur dedeciğim. Alıyorum. Aa, ne çabuk. Sağ ol. Bir şey değil dedeciğim. Neredesin? Yanındayım. Görünmez olduğum için beni göremiyorsun. Şimdi görebiliyor musun? Evet. Bana ne yaptın sen? Seni de görünmez yaptım. Nasıl olsa annem derim beni, anneannem de seni görmemesi lazım değil mi? Evet, akıllı torunum benim. Daha kimseler gelmedi mi? Hayır, ama birazdan gelirler. Sen de mi heyecanlısın? Hem de nasıl. Ne de olsa şu tavukla benim açtığım dava periler tarihinde ilk oluyormuş. Eğer bugün o tavuk kardeş açtığı davayı kazanırsa, yarına benim davamla ilgili bana bir umut verecek. Durumumuz aynı. Umarım ikiniz de kazanırsınız. İnşallah kızım, inşallah kazanacağımıza eminim. Dudu değil mi bu? Herkesin önce ne işi var mahkeme yollarında? Dudu! 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 Perihan, sihirli sabahlar. Sana da. Hayrola, mahkemeye gidiyorum. Daha başlamasına yarım saat var. Olsun, ben erkenden gidip yer kapayım istedim. Saçmalama Dudu, sinema mı bu? Hiç de saçmalamıyorum. Bu mahkeme senin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama benim için çok önemli. Çünkü yarınki benim duruşmamın bir göstergesi olacak bu. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Sadece periler alemine beni rezil ettiği için Taci'ye kin kusuyorum. Ona kızmaya hakkın yok Dudu. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Bu dosyalarda bize ait deliller mi var? Hayır, tavuk peri ve geliniyle ilgili şeyler. Yarın uğraşacağım sizinkilerle. Duducuğum, üçüncü defadır sana soruyorum. Davayı kaybetmekten korkuyor musun? Hay, neden ısrarla devamlı bunu soruyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Çünkü sen ne zaman bir şeyden korksan arkasından bizi korkutacak haince planlar yaparsın da ondan. Hiç de değil. Hep günahımı alıyorsun Perihan. Hadi girelim, girelim. Hadi dede, biz de çıkalım. Dede, görüyor musun? Anneannem tabağa ne biçim bakıyor? Evet, çok korkuyor. Bugün o tavuk davayı kazanırsa yarın ben de kazanacağım. Ay Perihan bize döndü. Sence bizi görüyor mudur? Hayır dedeciğim, biz görünmeziz. Korkma korkma, saklanma. Biz görünmeziz. Merhaba anneciğim. Merhaba Perihan teyze. Merhaba canım. Geç kalmadık değil mi? Hayır. Yargıç Peri ile Perilce'yi bekliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Ay çok teşekkür ederim evladım. Umarım geçecek. Umarım. Umarım hep böyle kalırsın. Rica ederim karıcığım. Annemle böyle konuşma. Sihirli günler Yargıç Peri. Sihirli günler Perilce'm. Buyurun lütfen. Lütfen siz buyurun. Teşekkür ederim. Sihirli bulduk. Buyurun oturun. Davacı tavuğun dosyası Perihan Peri. Buyurun efendim.
yargıç peri, periliçeden daha mı üstün? Evet toprak peri. Kendi alanında yargıç peri benden daha üstündür. Bir gün ben periliçeniz olarak eğer bir hata yaparsam mahkeme beni bile yargılayabilir. Aa. Tavuk gerçekten mağdur durumda. Gelini ona büyük haksızlık etmiş. İtiraz ediyorum. İtirazınız reddedildi. Oturun. Önce Perihan Peri'yi dinleyeceğiz. Görsel delilleriniz hazır mı? Elbette Sayın Yargıç Peri. Şimdi de sizlere mağdur tavuğun oğlunun gelininin aile yaşantısını göstereceğim. Bunu benim mahkememde de yapmayacaksın değil mi Perihan? Maalesef yapacağım Dudu. İtiraz ediyorum. Ne haddinize? Bu sizin duruşmanız değil. Sizin duruşmanız yarın. İtirazınız reddedildi. Ya oturun ya çıkın. Özür dilerim. Boş bulunmuşum. Başlatabilirsin Perihan Peri. Tabii efendim. Yüce Mahkeme, az sonra sizlere zavallı tavuk perinin gelininin oğlu evde yokken ona nasıl zalimce davrandığını, oğlu eve döndüğünde ise nasıl masum numarası yaptığını izleteceğim. İtiraz ediyorum. İtirazınız yine reddedildi. Evet, başlıyoruz efendim. Gel buraya anne, gel kaçma. Yetişin, gelinim beni doğrayacak. Dua et, seni çiğ çiğ yemiyorum. Yeter artık, yeter artık. Bıktım bizimle yaşamandan. Burası benim şatom. Sen buraya gelin geldin. Memnun değilsen git. Asıl sen git ki şato bize kalsın. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Ya ne oluyor burada? Bütün ormanda annemle senin sesin yankılanıyor. Sorma kocacığım. Annem beni ısırmaya kalktı. Aa, yalan söylüyor. Karın beni doğramaya kalktı. Bak elindeki bıçağı. Asıl o yalan söylüyor. Elimde bıçak mı var? Bak. Anne, niye iftira atıyorsun karıma? Ha? Atmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Hep böyle yapıyorsun. Karımı hep bana karşı kötü göstermeye çalışıyorsun ama o bana hep iyi davranıyor. O senin yanındayken öyle. Bu kadına nasıl güvenirsin oğlum? O bir peri değil. Git buradan anne, git. Karımla aramızdaki mutluluğu bozmaya çalışmandan bıktım artık. Yapma kocacığım. Yazık. Atma anneni sokağa. Aman bırak canım. O bunu çoktan hak etti. Dur oğlum, atma beni sokağa, dur. Hadi gele gele. Oh be, kurtulduk. Evinden attın, yapma. Bundan sonrasını hepimiz biliyoruz. Zavallı mağdur tavuk peri gelip mahkememize başvurdu. Annenize yaptığınız haksızlığın farkında mısınız? Evet Sayın Yargıç. Karımın ne kadar cadı olduğunu şimdi anladım. Bu gerçek değil. Mahkemenin sihir yemini var. Burada kimse yalan söyleyemez. Yani demek istediğin şimdi sen bana mı inanıyorsun oğlum? Evet anneciğim. Ne olur beni affet. Affetmem mi benim güzel oğlum? Sen benim bir tanecik oğlumsun. Affettim bile. Yaz yazman peri. Deliller incelendi, dava görüldü. Mahkeme kaynanasını çeviren geline suçlu buldu. İtiraz ediyorum. İtirazınız yine reddedildi. 1. Yalan söylemek. 2. Büyüklerine saygısız ve acımasız davranmak. 3. Mahkemeden firar etmeye çalışmak suçundan sanığın kayınvalidesini eski haline çevirmesine ve sonsuza dek elindeki tüm sihirler alınarak dünyanın en uzak adasına, sürgüne gönderilmesine karar verilmiştir. Hayır! Sen yargıç peri! Tek başına sen beni benim gibi burada tutamazsın! Hiçbir yere gidemezsin. Şimdi derhal kayınvalidenizi eski haline çevirin. Mahkemeyi tavuk kazandı. Ya yarın da tacı kazanırsa? Yok, hayır, hayır, hayır. Bir punduna getirip yargıç periye rüşvet teklif edeceğim. Tamam Perihan Peri, gidebilirsiniz. Ben bu dosyayı incelerken siz de yarınki davaya Taci ve Dudu Peri'nin hayatını belgeleyen tüm delillerle gelin. Hepsi hazır efendim. Siz geliyor musunuz Periliçem? Ben biraz yargıç periyle kalmak istiyorum. Şu Dudu Peri'nin dosyasına bir de ben göz atmak istiyorum müsaadenizle.
Elbette, siz de bakabilirsiniz. Efendim, size kolay gelsin. Sihirli günler. Hadi Periliçe, sen de git. Hadi sen de.